Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Burada 17 bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. Oysa sadece bir bütçeyi görüşüyoruz. O da sarayın saltanat bütçesi. Ha Adalet Bakanlığı, ha Çevre Şehircilik Bakanlığı, ha Ticaret Bakanlığı, hiçbiri fark etmiyor. Hepsi sarayın saltanat bütçesini inşa etmek için elinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bu bütçe halk açlıkla uğraşırken %300-500 kar yapan şirketlerin, bankaların bütçesidir. Yani %1'in bütçesidir. Bu bütçe betonların, dozerlerin bütçesidir. Ve bu bütçe fidan dikmeyi orman sananların kurnazca inşa ettiği bir bütçedir. Bu bütçe tüm coğrafyayı delik teşik eden maden ve enerji şirketlerinin bütçesidir. Ve bu bütçe mafyaların, çetelerin, tarikatların bütçesidir. Bu bütçe dağına taşına, deresine, ormanına sahip çıkan, köylüye saldırmayı vatan millet adına savunan, yapan suç şebekelerinin bütçesidir. Ve yoksulun daha yoksul, zenginin daha zengin olduğu, tüm soygunların, hırsızlığın, suçun, çürümenin vatan, millet, din, iman edebiyatıyla örtüldüğü bir bütçedir. Bu sistemin bütçesidir. Evet, gerçekler başka. İktidarın ortaya koyduğu yalanlar başka. Şimdi Çevre Bakanlığı'ndan ekoloji sorunlarına, çevre sorunlarına müdahale etmesini beklersiniz. Halkın, itiraz eden bilim insanlarının söylediklerine kulak vermesini, onların işini kolaylaştırmasını beklersiniz. Oysa tam tersine bakanlık doğa katliamlarının, doğa kırımının bizzat merkezinde duruyor. Ekolojik yıkıma gösterişli ambalajlar üretmekle meşgul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Şirketlerin taleplerine hukuki zemin ayarlamakla meşgul bakanlık. Bakanlığın doğa lehine yaptığı tek bir şey yok. Tek bir icraatı yok bakanlığın. Kirlet nasılsa halkın bütçesiyle hallederiz diyen bir bakanlık. Bakanlık ekoloji itiraflarıyla, ekoloji örgütlerinin itirazlarıyla, bilim insanlarıyla bırakın uğraşmayı, onların yaptıklarını manipüle etmekle meşgul. Evet, şimdi birkaç örnek vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın, Akbelen'de 508 gündür ikiz köylüler direniyor. Buradan onları selamlıyoruz. 208 gündür direnenler devletten ormanları korumaya çalışıyorlar. İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Fakat nasılsa bilirkişi raporları peş peşe geliyor ve yeniden bu kararlar iptal ediliyor. E şimdi soruyoruz, bakanlık burada ne yapması lazım? Bakanlık bu işleri kotarmakla meşgul. Marmaris Simpaş'ta bir kaçak inşaat sürüyor. Kaçak inşaat, suç inşaatı. Burada verilen çet gerekli değildir raporu daha sonra iptal ediliyor. Fakat inşaat sürüyor. İnşaat hala sürüyor. Bakanlık ne yapıyor? Kime kulak veriyor? Simpaş'a kulak veriyor. İşte Çevre Bakanlığı böyle bakanlık. Şimdi Simpaş'ta direnen Marmaris Ekoloji Mücadele Komitesi ve Kent Konseyi ve tüm halkımızı buradan bir kez daha selamlıyoruz. Onların yanındayız. Evet, Kaz Dağları'nda yine aynı şey geçerli. Önce Alamaskan oldu. Bu yerli ve milli hükümet karara rağmen bir yıl alandan çıkartamadı. Yerli ve milli ya bunlar. Çıkartamadılar. Şimdi Cengiz İnşaat aynı yerde çalışma yapmaya hazırlanıyor. Cengiz İnşaat. Ayderi'de siz batırdınız. Ayderi'de siz batırdınız. Şimdi Kaz Dağları'nda durum bu. Evet, Kaz Dağları'nda da yine direnen ve kazanan halkımızı, arkadaşlarımızı buradan bir kez daha selamlıyorum. Bakın, Şırnak'ta 2 yıldır devlet kontrolünde çetelerin ormanları katliamı gerçekleşiyor. 2 yıldır. Her gün 15 tane kamyon ağaçları kesip taşıyor. Nereye taşıyor, kim taşıyor belli değil. Ali Ağa'da gelecek olan zehirli gemi itirazlar sonucunda engellendi. Bakan dedi ki 600 ton yok, 9 ton var. Bakan için 9 ton zehir önemli değil. Sonrasında iptal edildi. Bakan özür diledi mi?
bilim insanlarına teşekkür etti mi? Hayır, hala yerinde oturuyor. Gaziemir'de nükleer atıklar hala çıkmış değil. Evet, ne yapacağız? İklim kriziyle mücadele adı altında temiz enerji, yeşil üretim gibi kılıflarla, temiz fonlar, yeşil krediler süslemesiyle sermayeye yeni olanaklar yaratılıyor. Bu yeşil soygun yalanını reddediyoruz. Toplumsal ihtiyaçları ve doğanın sınırlarını gözeten politikaları belirleyeceğiz HDP olarak. Emperyalist kapitalist ülkelerin planları doğrultusunda enerji yoğun, emek ve doğa sömürüsü yoğun ikinci sanayilerin üssü olmayı reddediyoruz. İşçilerin, emekçilerin söz yettiği karar süreçlerinde etkin olduğu demokratik, halkçı, planlı bir ekonomi politikasını uygulayacağız. Nüfusu belli kentlere toplayarak mega kentler yaratıp rant ve kar odaklı kentleşme politikalarını reddediyoruz. Kentlerimizi demokratikleştireceğiz, küçülteceğiz, yeniden doğal alanlarında kavuşturacağız. Gıda alanında şirket egemenliğine son vereceğiz. Endüstriyel tarım ile toprağın, suyun, havanın ve gıdanın zehirlenmesine son vereceğiz. Kirletilen, atıl bırakılan tarım alanlarını rehabilite edeceğiz. Halkın kullanımını açacağız. Ekolojik, doğa dostu kolektifler, kooperatifler, küçük aile tarımını geliştireceğiz. Enerjide şirket egemenliğine son vereceğiz. Doğa ve insan sağlığına rağmen kar odaklı enerji politikalarını reddediyoruz. Termik santralleri kapatacağız. Akkuyu, NGS başta olmak üzere nükleer enerji ve silahlanma projelerine son vereceğiz. Bu alanda yapılan bütün gizli anlaşmaları açıklayacağız. Savaş politikalarına, silahlanma çalışmalarına son verilecek. Halklar ve doğa lehine politikaları esas alacağız. Orman ve su varlıkları mutlak korunacak. Buralarda bilimsel çalışma dışında tüm faaliyetler yasaklanacak. Dicle, Fırat, Kızılırmak, Çoruh, Gediz, Menderes gibi havzalar hızla rehabilite edilecek. Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ağır biçimde cezalandırılacak. Biyolojik ve kültürel çeşitliliği koruyan, geliştiren politikaları uygulayacağız. Ekokırımı suç olarak sayacağız. Yaban hayatını koruyacağız, avcılığı yasaklayacağız. Biz doğayı, emekçiyi, köylüyü, hayvanı, kısaca tüm canlıları koruyan, egemenlik değil, eşitlik ilişkisi kuran bir yaşamı kuracağız. Paranın yenmediğini bilerek paraya tapılan soygun düzenini yıkacağız. Gündüzlerinde aç gezilmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, özgür, demokratik, sosyalist bir ülkeyi ve dünyayı mutlaka kuracağız. Getireceğiz.